sevgili hanımlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü çok güzel poğaça yapacağım. Sepetli poğaça. Bunun için gerekli malzemelerim. Bir paket oda ısısında margarinim var. Bir bardak sulu yoğurdum var. Tuzum var. Yeteri miktarda alacağım. Bir paket kabartma tozum var. Bir tatlı kaşığı mahlebim var. İçi için gerekli malzemelerimizde 2 büyük boy patates haşladım. 1 tane orta boy soğan, pul biber ve naneye ihtiyacım var. Şimdi içini hazırlayalım. Patateslerimi eziyorum. Fazla küçük olmayacak, püre olmayacak. Fazla da iri değil. 2 yemek kaşığı yağ aldım. Soğanımı ilave ediyorum. Soğanım biraz kavrulsun. Diğerlerini getireyim. Şimdi patateslerimizi ilave ediyorum. Nanemi ilave ediyorum. Pul biberimi ilave ediyorum. İçim hazır. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada bir de ayrıntı unutmuşum. Bir yumurtanın sarısı yüzüne, beyazı içine olacaktı. Kusura bakmayın, unutuyorum bazen onları. Şimdi hafifçe unumuzu alıyoruz. Un aldığı kadar olacak. Margarinimi ilave ediyorum. Kabartma tozumuzu koyalım. Mahlep. Bir kaşıkta tuz atıyorum. Yoğurdumu, yumurtamın beyazını ilave edip yoğuruyorum. Böyle birer kaşık unumu ilave ediyorum. Çok koyu olmayacak. Bir kaşık daha un alıyorum. Böyle temkinli olacak çünkü bazen un ölçüsü tutmuyor, un tutmuyor, yağ tutmuyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamurum oldu. Şimdi ağzını kapatıyorum ve yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz çok güzel dinlendi. Şimdi bunu tezgahımıza alıyoruz, çok hafif un atarak. Şimdi bezeleri ayırıyorum. O kadar küçük olmayacak. Mandalina büyüklüğünde. Şimdi hamurlarımı bezeledim. Üzerine nemli bez örttüm ki kurumasın diye. Tek tek alıp açacağım. İnce değil. Böyle açtım tabak büyüklüğünde. Ve şimdi burası çok önemli. Böyle hamurun tam ortası değil, ortasına paralel gelecek şekilde kesiyoruz, çizik atmıyoruz. Şimdi iç malzememi koyuyorum. Dolu dolu bir iç malzemesi koyuyorum. Hamurumu kapatıyorum. Şimdi hamurumu ters çevirdim. Ve böyle iki tane penceremiz var. Buralardan tutup böyle açıyoruz ve sepet şeklimizi veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde yapacağım. Sepet pastalarım bitti. Şimdi üzerine yumurta süreceğim. Tepsim arttı. İkinci tepsi yaptım ben. Onun için bu kadar az. Şimdi yumurtaları çırpıp ve sepet taraflarına. Fırınımı da yaktım bu arada. 220 dereceye ayarladım. Sürüyoruz. Evet, çok güzel kızardı. Şimdi fırınımızı kapatıp servis aldım. Gördüğünüz gibi sepet poğaçalarımız çıktı fırından. Servise hazır. Hem görüntüsü hem lezzet olarak çok güzel bir poğaça. Mutlaka deneyin derim.